aritmi tedavisinde arkadaşlar ilaç ya da elektroşok terapisi kullanılır. İlaç tarafıyla başlayacak olursak size aritmi tedavisinde kullanılan 4 farklı ilaçtan bahsedebilirim. Ama bundan önce kardiyak aksiyon potansiyellerinden bahsetmek istiyorum. Şuraya çizeyim. Evet, kardiyak hücreleri için iki farklı aksiyon potansiyeli vardır. Nodal aksiyon potansiyelleri, nodal nodal ya da ki bu potansiyellerin SA ve AV düğümünde aktifleştikleri anlamına gelir. Bir de nodal olmayan aksiyon potansiyelleri vardır arkadaşlar. Bunlar da nodal olmayan yani kardiyak miyelositler üzerinde etkilidirler. Tamam mı? Nodal olmayan kardiyak miyelositler üzerinde etkilidirler. Önemli olduğu için bundan not edeceğim. Evet. Bunlar Kardiyak miyelositler yanında His Purkinje sistemini oluşturan hücreler üzerinde de etkilidirler. Bu arada kardiyak aksiyon potansiyelleri ile vücudun diğer kısımlarında gerçekleşen aksiyon potansiyelleri e, arasında benzerlikler bulunduğunu da bilmeniz gerekir. İkisinde de hızlı bir depolarizasyon evresi vardır. Aynı şekilde hızlı bir repolarizasyon vardır. Taban çizgisine repolarizasyondan bahsediyorum. Tamam mı? Gerilim değişikliğine sebep olan şey, aksiyon potansiyellerinin değişik evrelerinde açılan farklı yon kanallarıdır. İsterseniz nodal olmayan aksiyon potansiyeliyle başlayalım şimdi. Evet, burada sıfır evresi olacak. Bu evrede hızlı bir depolarizasyon gerçekleşir ve bunun sebebi de sodyum kanallarının açılmasıdır. Sodyum kanalları açılınca hücre sodyumla dolar ve bu da gerilimde ani bir sıçrama yaratır belirli bir anda sodyum kanalları kapanır potasyum kanalları açılır ortamda artık sodyum olmadığı ve potasyum da hücreyi terk ettiği için birinci evreye geçeriz birinci evre potasyum kanalları ile ilişkilidir burada gerilimde ufak bir azalma olur ve ikinci evreye geliriz İkinci evre esasında potasyum kanalları hala açıkken kalsiyum kanalları da e, açıldığı evredir. İkinci evre esnasında böyle bir şey olur tamam mı? Potasyum kanalları açıkken hala kalsiyum kanalları da açılır. Kalsiyum hücreye girip potasyum hücreden çıkarken yükler eşitlenir ve burada gördüğünüz gerilimde bir değişimin olmadığı düz periyoda gireriz. Kalsiyum kanalları kapanmaya başladığında potasyum kanalları açık kalmaya devam eder ve böylelikle üçüncü evreye yani repolarizasyon evresine girmiş oluruz. Üçüncü evrede açılmaya devam eden potasyum kanalları ile gerilim iyice düşer ve böylece taban çizgisine yani dördüncü evreye geliriz. Bu dinlenim membran potansiyelidir ve hücrenin potasyuma açık olmasıyla alakalıdır. Nodal olmayan, yani mielosit ya da kardiyak kas hücresi gibi hücrelerdeki aksiyon potansiyeli bundan ibarettir. Peki ya nodal hücreler? İlk bakışta nodal aksiyon potansiyeli ile nodal olmayan aksiyon potansiyeli arasında büyük bir fark olduğunu söylemek mümkün. Örneğin burada birinci ya da ikinci evre yoktur. Burada sıfırıncı evre ya da sıfır evresi repolarizasyon evresi olan üçüncü evre ve dördüncü evre bulunur. İsterseniz biraz daha detaylı inceleyelim. Dördüncü evrede açık sodyum kanalları yüzünden gerilimde yavaş bir artış görülür. Dördüncü evrenin bitişine yakınken kalsiyum kanalları açılır, belirli bir eşik değerine gelinir, kalsiyum kanalları açılır ve gerilim hızla artar. Bu sıfır evresidir ve kalsiyum kanallarının açılması ile alakalı olduğunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Birinci ve ikinci evrenin burada olmadığını söylemiştim. Demek istediğim ee, buradan otomatik olarak üçüncü evreye yani repolarizasyon evresine geçeriz. Bunu demek istiyorum. Bundan da açılan potasyum kanalları sorumludur. Sonra da dördüncü evreye geri döneriz ve sodyum kanalları yavaş yavaş açılmaya başlar. Nodal aksiyon potansiyelinde birinci ve ikinci evre olmaması yanında, iki aksiyon potansiyelinin değişik evrelerinde farklı iyon kanallarının sorumlu olmaları da söz konusu. Değişik evrelerden daha doğrusu. Yani ne demek istiyorum? Nodal aksiyon potansiyelinde birinci ve ikinci devre yok. İkinci evre yok pardon. İkinci devre diyorum. Birinci ve ikinci evre yok. İki aksiyon potansiyelinin değişik evrelerinden farklı iyon kanallarının sorumlu olması meselesi söz konusu. Sıfır evresi ile üçüncü evre arasındaki bu alan efektif refrakter periyot olarak bilinir. Efektif refrakter periyot. Bu esnada başka bir sıfırıncı evre aksiyon potansiyeli oluşmaz. Bunu kısaca ERP olarak not ediyorum tamam mı? ERP sırasında başka bir sıfırıncı evre aksiyon potansiyeli oluşmaz. Anlaştık mı? Ve bu hücrelerin fazladan çalışmasını engelleyen ve hücreye dinlenmesi için süre veren bir mekanizmadır. Peki ERP artarsa ne olur? Bu depolarizasyonlar arasında geçen sürenin artması anlamına gelir. Bu şekilde kalp atışları ya da bu e, mielositin kasılmaları arasındaki süre artar ve bu da nabzın düşmesi anlamına gelir. Bunu e, söylememin sebebi arkadaşlar antiaritmilerden birinin bu şekilde işliyor olması ve az sonra bununla ilgili daha fazla bilgi anlatacağım. Dört farklı antiaritmik ilaçtan bahsedeceğim. Birinci sınıf olarak adlandırılan sınıfla başlayalım. Bunlar sodyum kanal blokerleridir nodal olmayan aksiyon potansiyelinde sodyum kanallarının sıfırıncı evre için çok önemli olduklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Sodyum kanallarının bloke olması da sıfırıncı evrenin uzamasına yol açar. Dikkatli bakacak olursanız, ERP'nin bu kadarken şimdi bu kadar olduğunu görebilirsiniz. Efektif refrakter periyodu uzattık ve az önce de söylediğim gibi efektif refrakter periyodu uzattığımızda depolarizasyonlar arasındaki süre de uzayacağından kalp atışları arasındaki süre uzar ve nabız yavaşlar. Sodyum kanal blokerlerinin supraventriküler taşikardiler için iyi olmasının sebebi de budur zaten. Bundan kısaca SVT olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. SVT'lere örnek olarak atrial fibrilasyon verilebilir ki bunu da afib olarak not ediyorum. Bu durumda kalbin üst odacıklarının spazm geçirdiğini de hemen ekleyelim. Wolf-Parkinson-White sendromunun sebep olduğu SVT de vardır ve bu bir çeşit rentran taşı kardiye sebep olur. İşte bunların tedavisinde de sodyum kanal blokerleri kullanılabilir. Sırada ikinci sınıf antiaritmik ilaçlar var. Bunlar da beta blokerlerdir. Beta blokerler sempatik uyarıları azalttıkları için işe yararlar. SA ve AV düğümünde beta 1 reseptörlerini bloke ederler. Size birkaç tane nodal aksiyon potansiyeli çizeceğim. Peki sempatik sistem nabzı nasıl yükseltir? Dördüncü evrenin eğimini arttırarak. Bu eşik değerine daha erken varılması anlamına gelir ve eşik değerine daha çabuk ulaşıldığında depolarizasyon sıklığı da artmış olur. Bunu sileyim ve size beta blokerlerin nasıl çalıştıklarından bahsedeyim. Evet, beta blokerler sempatik sistemi bloke ederler ve sempatik sistem eğer dördüncü evrenin eğimini arttırıyorsa blokerler de eğimi azaltacaklardır. Öyle değil mi? Böylece eşik değerine daha geç ulaşılacak ama eşik değerine ulaşıldığında aksiyon potansiyeli değişmeyecektir. Demek istediğim, değişen şey eşik değerine ulaşmak için gerekli süre. Bu sadece, anlaştık mı? Dördüncü evrenin eğimini azaltınca, SA düğümünün atış sıklığı da azalır. Beta blokerler AV düğümü üzerinde de etkili oldukları için AV düğümündeki iletim yavaşlar ve bu ikisi nihayetinde nabzı düşürmüş olur. Beta blokerlerin SVT tedavisinde bu kadar etkili olmalarının sebebi de budur. Buraya da örnek olarak afibi hatta atrial çarpıntıyı verebiliriz. Beta blokerler bunun yanında ventriküler taşikardiler için de kullanılır. Kısaca VT yazıyorum. Bir hastanın hikayesinde SVT ya da ventriküler taşikardi varsa, hastaya beta blokerler vermek son derece mantıklı bir yaklaşım olabilir. Sırada üçüncü sınıf antiaritmik ilaçlar olan potasyum kanal blokerleri var. Bu ilaçlar özellikle nodal olmayan hücreler üzerinde etkilidirler. Nodal olmayan aksiyon potansiyelini ele alırsak potasyum hangi evrede önemliydi arkadaşlar? Üçüncü evrede, evet. Potasyum kanal blokerleri devreye girdiğinde potasyum kanalları bloke olduklarından 3. evre uzayacaktır. Peki bu ne anlama gelir? ERP'nin uzunluğu buyken artık bu oluyor. Ve aynen birinci sınıf ilaçlarda olduğu gibi ERP'yi uzatmak, depolarizasyonlar arasını uzatmak anlamına geleceğinden kalp atışları arasında geçen süre uzar, yani nabız düşer. Potasyum kanal blokerleri de SVT ve ventriküler taşıkardi tedavisinde kullanılırlar. Bu noktada aksiyon potansiyelinin 3. evresinin EKG'deki QT aralığına denk geldiğini hatırlatmak istiyorum. Potasyum kanal blokerleri 3. evreyi uzattıkları için QT aralığı da uzar ve QT aralığının uzamasının bir ventriküler taşıkardi çeşidi olan TORSA'da yol açacağı için tehlikeli olduğunu ekleyelim. Torsadın tehlikeli olmasının bir başka sebebi ventriküler fibrilasyona ilerleme olasılığıdır. V olarak da buraya not edeyim. V fibde kalbin alt odacıkları spazm geçirdikleri için kalpte bir kasılma olmaz ve bu da vücuda kan pompalanamaması anlamına gelir. Çabuk müdahale edilmezse V fibin ölümcül olmasının sebebi de budur. Bu yüzden QT aralığı uzun olan hastalar ki bunun sebebi kullandıkları ilaçlar ya da genetik olabilir, potasyum kanal blokerlerinden uzak durmalıdırlar. Ne de olsa bu ilaçlar yüzünden ve fibe girmeleri hiç de hoş olmaz öyle değil mi? Son olarak bir de dördüncü sınıf antiaritmik ilaçlardan bahsedelim. Bunlar da kalsiyum kanal blokerleridir. Kalsiyum kanal blokerlerinin iki çeşidi vardır arkadaşlar. Dihidropiridin ki kısaltması DHP'dir. Biraz zor söyleniyor kabul ediyorum. Ve dihidropiridin olmayan kalsiyum kanal blokerleri tamam mı ikiye ayrılır. Dihidropiridin olanlar, dihidropiridin olmayanlar. Dihidropiridin olmayan kalsiyum kanal blokerleri SA ve AV düğümleri yani kalp üzerinde etkilidir. Dihidropiridin kalsiyum kanal blokerleri ise kan damarları üzerinde çalışırlar. Söylemesi biraz zor kabul ediyorum. Dihidropiridin olmayandaki O'nun yerine bir kalp çizip bu ilaçların kalp üzerinde etkili olduklarını hatırlayabilirsiniz. Kısacası dihidropiridin kalsiyum kanal blokerleri kan damarları üzerinde etkili olup kalp üzerinde herhangi bir etkisi bulunmayan ilaçlardır. Nodal aksiyon potansiyelinde kalsiyum ne zaman karşımıza çıkıyordu? Sıfır evresinde öyle değil mi? Kalsiyum kanal blokerleri devreye girdiğinde eşiğe ulaşmak için geçen süre değişmez ama sıfır evresinin süresi uzar. Bu, SA düğümünün atışının azalması anlamına gelir. Sıfır evresinin eğiminin azalması sayesinde SA düğümünün atışı yavaşlar. Tamam mı? Anlaştık mı? AV düğümü üzerinde etkili olduğu için AV düğümündeki iletim de yavaşlar ve yine bu ikisinin sonucunda nabız düşer. Nabzı düşürdükleri için kalsiyum kanal blokerleri de SVT tedavisinde kullanılırlar. Bunların ventriküler taşikardide neden kullanılmadıklarını merak ediyor olabilirsiniz. Bunun sebebi, yapılan araştırmalar sonucu potasyum kanal blokerlerinin ventriküler taşikardi tedavisinde kalsiyum kanal blokerlerinden daha etkili olduklarının ispatlanmış olmasıdır. Bu yüzden de ventriküler taşikardisi olan birine ilk aşamada kalsiyum kanal blokerleri verilmez.